İnternet üzerinden yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 9'u sokağa çıkma yasağı olsun diyor. Biz de sokağa çıktık. Samsun halkına sokağa çıkma yasağı olsun mu olmasın mı diye soracağız. 10 kişiden 9'u sokağa çıkma yasağı olsun dedi. Şu anda sokağa çıkma yasağı sizce olmalı mı? Gerekiyor mu böyle bir şey? Tabii gerekiyor. Niye gerekmesin ki? Ben koronayı yakalandım. Ben çektim. Nisan'ın ikisinde çektim. 13 gün araştırmada yattım. Yani neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani ne yaptılar? Sonra düğünleri açtılar. Yok bilmem turizmmiş, şuymuş, buymuş. Ha, sağlık ne oluyor? İlk önce sağlıktır. Sağlık olmanca hiçbir şey olmaz. Trilyonların olsun. Salın olmanca ne işe yarar? Atlatacağız tabii. Nasıl olacak bu? Herkes taşın altına elini sokacak. Benim torunum 2 yaşındaydı. Bu bile yakalandıydı. Annesi araştırmada acilde hemşire. Ondan mı geldi, ne oldu bilemiyoruz. Kızcağız 24 saat çalışıyor orada. Hani risk altında. Yatacak yer yokmuş. Araştırmada şimdi yatacak yer yok. İlaç verip gönderiyormuşlar eve. Sokağa çıkma yasağı olmasını ben istemem ama tedbirlere uyulmasını isterim. Yani temizlik, maske, mesafe yeterlidir diye düşünüyorum. Dün yayılmaması için insanlar temizliğine dikkat ettikten sonra, yani maske taktıktan sonra, kalabalıklara girerken daha dikkatli olduktan sonra sokağa çıkma yasağının anlamı yok. Dünyanın her yerinde görüyorsunuz. Mesai saatleri de işte 6'da, 7'de, 8'de başlıyor. Ne oluyor? Toplu ulaşımlarda da yoğunluk olmuyor. Sorun biter. Bunu başarmak bizim elimizde. Valla o da bir alternatif ama bence herkes ne diyorlar? Maske, mesafe, temizlik uyarsa daha iyi olur. Sokağa çıkma yasağı belki virüsü öldürür ama bu insanların da geçindiği bir kaynak var. Ticaret bunu da bitirir. Onu düşünmek lazım. Hepinizin bildiği gibi Mart ayından itibaren belirli günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Valla benim ne demem hiç önemli değil. Bilim ne diyorsa onu uygulamakta fayda var. Bilim demek emek demek, bilim demek kolaylık demek, bilim demek gerçek demek. Yani bunu göz ardı etmemeliyiz. Sağlık için yaşamak istiyorsak, değil mi? Doktor amcalar bak canından oluyor. İlk teşhisi koyan kimdi? Profesör. Değil mi? Bir profesörümüz vardı, enfeksiyon profesörü. Ne oldu? Onun ömrünü verdiği meslek onun, değil mi? Hayatta kalmasını sağlamadı. O kadar tedbir almasına rağmen, bir sürü bilgi bilmesine rağmen, tecrübeye sahip olmasına rağmen ne oldu? Rahmetli oldu, değil mi? O yüzden üstümüze düşeni yapalım, takdir Allah'ın. Buradan ne sonuç çıkıyor? Maskeyi takalım. Peki sokağa çıkma yasağı? Sokağa çıkma yasağı gerekirse yapılsın tabii. Yani bu kimler için yapılsın? İradesine sahip olmayan kitleler için yapılsın. Bu iradesine sahip olmayan kitleler hangileri? Çocuklar ve yaşlılar. Onlar artık çocuklaşmış. Dolayısıyla onları sokağa salmayalım. Onlar kendilerine hakim olamıyorlar. Duygularına hakim olamıyorlar. Sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Maskeyi takmıyorlar. Dolayısıyla büyüklerimize de biz ne yapıyoruz? Saygı duyuyoruz, seviyoruz. Onların efeme söyleyeyim başımızda uzun süreli durmasını istiyoruz. Salmayalım. Pandemi sürecinde vakaların yeniden artış göstermesi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı yine gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı bunun için bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani sokağa kim çıkmayacak? Ben emekli bir insan olarak benim çıkmamam ya da haftada bir iki gün çıkmam mecburidir. Ancak hizmet sektöründeki ya da fabrikalarda çalışan insanların sokağa çıkmaması nasıl olacak? Devletin bir takım tedbirler alması gerekiyor. Eğer sokağa çıkma yasağı olacaksa fabrikalarda ya da hizmet sektöründe çalışan insanların onların güvenliği, emniyeti, gidiş gelişleri, bu insanlar fabrikalarda çalıştıktan sonra tekrar kendi evlerine, çoluğunun çocuğunun içine girmeleri, yani bu nasıl bir şey, nasıl olacak ben bilmiyorum. Şöyle bir durum var. Bir fabrika ortamını düşünün ki ben daha önce fabrikada çalıştım. Çok farklı semtlerden, çok farklı yerlerden insanlar geliyorlar. Bu insanlar dışarıda kendilerini izole etmiş olsalar bile ailesindeki bazıları mecbur günlük yaşamda bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fırına gidiyorlar, markete gidiyorlar. Buralarda kendilerini koruyamadıklarını düşünürsek ve evine gelen insan da tekrar fabrikaya gittiğini düşündüğümüz zaman yani bilmiyorum ya ülke komple bir 15 gün veya bir ay komple bir karantinaya girmesi lazım. Yoksa bu şekilde yarısı karantinaya girip yarısı çalışmaya devam edecekse hiçbir anlamı yok bence. Biz de Samsun halkına sokağa çıkma yasağı gelsin mi gelmesin mi diye sorduk. Samsunların çoğu sokağa çıkma yasağı gelsin dedi.